Herkese Ukrayna Kiev'den selamlar arkadaşlar. Neredeyiz? Yeni evimizdeyiz. 3-4 gün sonunda yeni evimize taşındık. Güzel bir ev bulabildik. Şimdi ev vlogu yapalım dedik size. Daha 15 dakika olmadı eve geleli. Size evi çekip göstereyim şimdi. Ben kendimi çok fazla göstermeyeceğim. Evi göstereyim. Bu ev vlogu olacak. Sadece sesimle destekleyeceğim. Ne var ne yok. Konumu nasıl? Ortalama ev kiraları nasıl Ukrayna'da? Onlardan bahsedeceğim sizlere. Hadi eve geçelim. Evimizin çift kapısı. Burada telefonumuz var. Çalışıyor mu çalışmıyor mu emin değilim. Girişte bir portmantomuz var. Buraya paltolarımızı, gömleklerimizi asabileceğimiz. Evin en güzel yanlarından biri. Banyosu temiz. Ve 7/24 sıcak suyumuz mevcut. Böyle görebileceğimiz üzere. Tuvaletinin banyodan farklı olması koku açısından da bir avantaj bence. Evet, tuvaletimiz de hemen yan tarafında. Evet, mutfağımıza gelelim. Bir sandalyemiz varmış. Bir büyük buzdolabı. Bir mini fırınımız. Bir masamız. Ekstradan bir sandalye daha. Burada tabaklar, çanaklar, lavabo. Bizi en çok sevindirecek olan 7/24 sıcak suyumuzun olması. Hem mutfakta var, hem tuvalette var, hem de banyoda var. Yani her yerde 7/24 sıcak suyumuz var. Çamaşır makinamız var. Tabak, çatal koyacağımız bangomuz ve ocağımız tabii ki. Bizim eve çıkma sebeplerinden birisi arkadaşlar, biz uzun süreli kalacağımız için. Şu an ben gözüküyor muyum? Kadrajda mıyım? Evet. Yani biz şu an uzun süreli kalmayı düşündüğümüz için Ukrayna'da, o yüzden eve geçtik. Çünkü Ukrayna'da dışarıda yemek yemek bayağı pahalı. Türkiye'nin 2-3 katı diyebilirim fiyatlarını. Siz doyuracak bir yemeğin fiyatı 70-80 liradan başlıyor. Öyle diyebilirim. Yani bunların parasıyla 150-160 grivnadan başlıyor ortalama bir yemekler. Benim gibi iştahlıysanız o bile doyurmuyor. Yani en az 100 lira harcamanız lazım bir öğün yemek için. O yüzden biz yemeklerimizi kendimiz yapalım. Kendimiz sebzemizi, meyvemizi satın alalım istediğimiz için eve taşındık. En azından yemekten de biraz kâr etmeyi düşünüyoruz. Biraz daha ekonomik hale getirmeyi düşünüyoruz ve yemek demişken de pazara çok yakın evimiz. Merkeze çok yakın, Kiev'in meydanına çok yakın, hem de bulunduğu konum itibariyle de merkezde. Evet, şimdi evimizin en büyük özelliklerinden biri olan Ukrayna'da yatak sayısı çok önemli arkadaşlar. Bizim evde de bol bol yatağımız var. Burada çift kişilik bir yatağımız var. Yanında tek kişilik bir yatağımız var. Yan odaya geçelim. Burada bir yatak daha, burada bir yatak daha ve burada bir yatak daha. Toplamda 5 tane yatağımız var. İstediğimiz yerde, farklı günlerde yatabiliriz. Ayrıca burada ütü masamız var, ütümüz de var. Dışarıya çıktığımızda, akşamları dışarı çıktığımızda gömleklerimizi ütülememiz için. Evet, güzel bir resmimiz de var. Ayrıca Wi-Fi'miz mevcut. Televizyon izlemek isteyenler için televizyonumuz var. Dolarımız mevcut burada. Evet, burada dolarla, dövizle ödeme yapıyoruz genelde. Ve bilgisayarlarımızı kullanacağımız, video editlerimizi yapacağımız bilgisayarımız ve masamız da burada. Size böyle takdim edebiliriz. Evimiz çok küçük değil. Yani genelde Ukrayna'da tek göz oda oluyor. Tek göz odada ne ev deniyordu ona? Stüdyo daire. Aynen. Stüdyo daire deniliyor. Buranın kirasını söyleyelim mi? Söyle. Hadi söyleyelim. 900 dolara kiraladık biz burayı. Bir aylık. Kiramız da bu şekilde. Ukrayna'da kiralar bayağı yüksek. Türkiye ortalamasının da bayağı üstünde. Aylık 900 dolar verdik ama Ukrayna ortalamasına göre de bence iyi. Yani bu imkanlarda bir ev için
gayet iyi. Hem merkezi konumda olması açısından metro istasyonlarına yakın olması ve herhangi bir taşıta binmeden yürüyerek de gidebilirsiniz buranın merkezine, meydanına. Ya daha ne anlatabilirim ki size? Evimizde olmayan bir şey söyle. Evimizde olmayan bir şey, misafirlere evimiz açık Hayır. olabilir. Hayır, o değil, o değil. Dolabımız yok ya. Ha, evet. Dolabımız yok. Evet, ayakkabı dolabımız var. Onun haricinde nasıl yapabiliriz? Yani fazladan yatağımız olduğu için yataklarda dolap olarak, hatta açık dolap olarak, açık menü gibi bence dolaptan daha iyi yani. Buradan hemen tık 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 hangisini seçersen açık büfe gibi eşyalarımızı alabiliriz. Evet, başka ne anlatabiliriz sizlere? Mutfağımız güzel, lavabomuz güzel, 7/24 sıcak suyunun olması, merkeze yakın olması, wifi'mizin olması, fazla fazla yatağın olması ve havalar bayağı soğudu. Evin içerisi sıcak. Çünkü 7/24 kaloriferimiz de yanıyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Dışarıda kar yağıyor bugün. Evet, dışarıda kar başladı Başladı. artık. Yağmur başladı, soğuklar başladı. Yani yakın zamanda yılbaşından önce gelmeyi düşünüyorsanız, ya bu videoyu ne zaman izliyorsanız bilmiyorum ama eğer yılbaşından önce izliyorsanız soğuklar başladı. Ona göre kışlık kıyafetinizi alıp da gelebilirsiniz. Yani fazladan bir iki yatağımız var. Türkiye'den gelip kısa süreli misafir olmak isteyenler YouTube videosunun yorumlarda da yazabilir veya Instagram adresimizi koyarız. O Instagram adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Yani uzun süreli misafir kabul etmiyoruz ama birkaç günlük kısa süreli Şurada yatar. misafirliğe kabul Nerede edebiliriz. yatıracaksın Yani misafirin Türkiye'den gelirse? gelenleri. 3 tane yatak var. Hangisini seçerse. Senle ben burada mı Hangisini yatacağız? isterse. Biz de burada kıvrılır yatarız Peki. artık. Yani ben şu iki yatağı birleştirebilirim. Çift kişilik yatak yapabilirim. Bebek yatağı gibi yaparım. Sağlı sollu. Kaçaman kurtulaman sonra Evet, içeride. aşağıya düşmeyelim diye. Yani evimiz bu şekilde. Biz içimiz sine sine geldik tuttuk burayı. İnşallah mutlu mesut sıkıntısız bir şekilde buradaki vaktimizi geçiririz. Evet, bundan sonra da artık bir iş bakacağız Ukrayna'da. Onun da vlogu gelir. Yani ona da başlarsak veya Ukrayna'dan bu videoyu izleyen varsa bize ulaşsın, iş için ulaşsın veya ya da Ukraynalı bağlantılı uzaktan erişim ile çalışılan işler varsa da yine bize ulaşabilirsiniz. Ne diyelim? götürünüzü yaparız Evet. diyor. Her şeye açığız yani. Her teklife açığız iş konusunda. Yani eğer sizin de merak ettiğiniz sorular olursa Ukrayna'ya dair, evlere dair bize Instagram adresinden de ulaşabilirsiniz. Ama ulaşmadan önce tabii ki kanala abone olmanız lazım. Videoları beğenmeniz lazım. O kadar emek verdik, buralara geldik. Dövizler harcıyoruz. Size bilgilendirici, faydalı videolar çıkartabilmek için, üretebilmek için o emeğin karşılığında da videolara like ve kanalıma abone olmayı bir zahmet unutmazsınız. Ne diyelim artık? Daha güzel videolarda, eğlenceli videolarda gelecek. Bakarsınız yılbaşında Bir etkinlik. evde de bir şeyler yapabiliriz, dışarıda da bir şeyler yapabiliriz. Önceki videolardan da zaten neler yaptığımızı ve yapacağımızı takip edebilirsiniz. Bence takipte kalın. Hiç pişman olmayacaksınız. Evet. Sen ne diyorsun son sözlerinde? Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın. Hoşçakalın.